Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde genel bir tekrar yapacağız. Parçacık kinetiği ile alakalı. Parçacık kinetiğinde kuvvet ve ivme, iş ve kinetik enerji, iş ve potansiyel enerji konularını gördük. Bunlarla alakalı soru çözmeye çalışacağız. İlk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz bir otomobille alakalı soru. Soruyu okursak, eğimli bir yolda 105 km bölü saat hızla ilerleyen arabanın sürücüsü A noktasında frene basıyormuş. Yağmurdan ıslanmış yolun kinetik sürtünme katsayısı da 0,6'ymış. Diyor ki buna göre A şıkkı arabanın durma mesafesini hesaplayınız. B şıkkı B'den A'ya yokuş aşağı durum için durma mesafesini hesaplayın. Yani A şıkkında şekilde görüldüğü gibi hafif rampa yukarı giderken fren yaptığında ne kadar yol alarak durur? Bunu soruyor. B şıkkında da A'dan B'ye değil de B'den A'ya, yani rampa yukarı değil de rampa aşağı gidiyor olsaydı ne kadar yol alıp duracaktı? Bunu hesaplayın diyor. Yani şartlar aynı. Yani sürtünme katsayısı falan değişmeyecek. Yine aynı kalacak. Ve hızım da yine 105 km bölü saat olacak. Sadece rampa yukarı değil de rampa aşağı şeklinde olduğunda ne olur? Onu soruyor 5 şıkkında. Başlangıç hızım belli. 105 km bölü saat. Şimdi tabii önceki soru çözümlerinde hemen konunun arkasına çözdüğümüz için hangi yöntem kullanacağımızı belirlemek oldukça kolaydı. Zaten anlattığımız konunun sorusunu çözüyorduk. Hemen işte kuvvet ivme ile alakalı konuyu anlattıysak o yöntemle çözüyorduk. İş kinetik enerji anlattıysak direkt onunla çözüyorduk. Şimdi burada konu yok. Tekrar yapıyoruz. O yüzden hangi yöntemi uygulayacağım konusunda tereddütler olabilir. Öncelikle bize ne verilmiş soruda? Ona göre çözüm yöntemi belirlemek lazım. Şimdi ilk hızım belli. Yani 105 km bölü saat hızla ilerlerken fren yapıyor sürücü. Elinde hızla ilgili bir veri var. Hızla ilgili bir veri varsa 3 tane biz farklı konu anlattık. Parçacık kinetiği ile alakalı. İş ve potansiyel enerjiyi kullanmak orada saçma olur. Elinde çünkü hız var. Enerjinin korunumu kullanılabilir. Ancak düşeyde yer değiştirmenin bariz bir şekilde olması lazım ki yani potansiyelin kinetiğe dönüşümü ya da kinetiğin potansiyel dönüşümü arasında işlem yapmamız lazım. Enerjinin korunumunu öyle yazabiliriz. Burada düşeydeki yer değiştirme konusunda bir fikrimiz yok. Dolayısıyla potansiyel enerjinin olduğu herhangi bir denklemi burada kullanamam. Yani hem iş ve potansiyel enerji hem de enerjinin korunumu denklemini burada kullanmamız çok doğru olmaz. Bunları eledik. Elimde kuvvet ve ivme ve de iş ve kinetik enerji konuları, yani bunlarla ilgili formülasyonlar kaldı. Şimdi baktığımız zaman elimde hız olduğu için kinetik enerjiyi kullanmak mantıklı duruyor. Kuvvet ivmeden de çözebiliriz bu soruyu. Ancak kuvvet ve ivme için kuvvet dengesini kurmamız lazım, ivmeleri hesaplamamız lazım. Ondan sonra kinematik denklemlerini kullanıp ne kadar yol alacağını bulmamız lazım. Yol alacağı, yani alacağı yolu bulmak için de ne kadar süre hareket ettiğini bulmak lazım. Çok aşamalı hale geliyor ama iş ve kinetik enerjiyi kullanırsam bundan hiçbirine ihtiyacım olmadan direkt çözüme gidebilirim. O yüzden burada kullanacağım yöntem İş ve kinetik enerji olacak. Çözüme geçebiliriz o zaman. Şimdi parçacık kinetiği ile alakalı soruları çözerken yol haritamızı hatırlarsanız öncelikle serbest cisim diyagramını çizin demiştik. Hemen serbest cisim diyagramını çizdim. Parçacığın bir
ağırlığı var. M çarpı G şeklinde. Eksen takımının seçimi size kalmış dediğimiz gibi. Burada ben çözümde arabanın hareketine uygun olması adına pozitif Y ekseni ve pozitif X eksenini bu şekilde seçtim. Şöyle altalarda yazalım. Siz tersini de seçebilirsiniz veyahut da yatay ve düşey düzlemi direkt kartezyen koordinatlar gibi göstererek de çözebilirdiniz. Eksen seçiminin size ait olduğunu her seferinde hatırlatıyorum. Tekrar hatırlatayım. Şimdi bir ağırlığım var. Ve ağırlığın dikkat ederseniz hem seçtiğim eksen takımına göre hem y ekseninde hem x ekseninde bir bileşen olacak. Bakın. Şu şekilde ve şu şekilde ağırlığına y bileşeni buna da x bileşeni diyelim. Sürtünme kuvveti var. Yol sürtünmeliymiş ve sürtünme katsayısı 0,6'ymış. Hareket her zaman zıt yönde etki ediyor biliyorsunuz. Yüzeyin tepki kuvveti yani NC ya da N fark etmez. Şuraya NC de yazabiliriz. Yüzeyin tepki kuvveti çarpı kinetik sürtünme katsayısı bana sürtünme kuvvetini veriyordu. Buraya yazdık. Ve yüzeyin tepki kuvveti. Başka bu otomobil ya da araba üzerine etkileyen bir kuvvet yok. Ve yatayla yaptığı açıya teta dedik. Teta için direkt teta değeri verilmemiş ama şuradaki açı teta. Teta ile oluşturulan bir üçgen verilmiş bize. Yani buradan teta'yı hesaplamamız isteniyor. O zaman önce teta ile başlayalım. Teta'nın büyüklüğünü bilelim. Çünkü burada bileşenlerini ayırmam gereken bir ağırlık var. Ağırlığı bileşenlerini ayırmam için de teta'nın büyüklüğünü bilmem lazım. Şuradaki açı teta ise tanjant teta 6 bölü 100 olur. O zaman arc tanjantı alırsak yani hesap makinesinde tanjant eksi 1 6 bölü 100 dersek teta açısını 3,43 derece olarak bulmuş oluruz. Teta'yı hemen kolayca hesapladık. Artık teta'yı biliyorum. Şimdi dedik ki iş ve kinetik enerji yönteminden çözeceğiz demiştik. O zaman hemen iş ve kinetik enerji teoremini yazalım. Neydi? İlk durumdaki kinetik enerji artı ilk ve son durum arasında yapılan toplam iş eşittir son durumdaki kinetik enerji. Şimdi ilk durumda kinetik enerjiyi biliyor muyum? Yani 1 bölü 2m V1'in burada bir A noktası olduğu için VA'nın karesi diyeceğim. İlk durumdaki hızı biliyorum. Bulabilirim. Bir dursun. A ile B arasında yapılan işi biliyor muyum? Şimdi iş yapma kriterine bakıyoruz. Neydi iş yapma kriteri? Uygulanan kuvvet yer değiştirmeyle aynı doğrultuda uygulanıyorsa bu kuvvet iş yapıyordur diyorduk. Hareket yani yer değiştirmeyle aynı yönlüyse pozitif iş, zıt yönlüyse negatif iş yapıyor diyorduk. Şimdi burada hareketle aynı doğrultuda olan kuvvetler bir zıt yönlü olan sürtünme kuvveti var. Negatif iş yapacak. 2. Ağırlığın x bileşeni var. Bu da harekete zıt yönde. Bu da negatif iş yapar. Dolayısıyla iki tane iş yapan kuvvetim var ve ikisi de negatif iş yapıyor. Gelelim TB'ye yani son durumdaki B noktasındaki kinetik enerji. Biz durma mesafesini hesaplamaya çalışıyoruz. Yani son durumda duruyor olacak. O zaman son durumdaki hızım sıfır. Hızım yoksa kinetik enerjim de yoktur. O zaman TB eşittir 0 diyeceğiz. Buna istinaden A noktasındaki kinetik enerji yani TA 1 bölü 2 m ve 0'ın ya da VA'nın karesi. Artı A ile B arasında yapılan iş sürtünme kuvveti ve ağırlığın yaptığı iş olacak. Yani şurası sürtünmenin yaptığı iş şöyle diyebiliriz. U friction diyelim buna. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Bu da
ağırlığın yaklaşıyor. İkisi de bakın yer değiştirmeyle zıt yönlü olduğu için eksi işaretli. Eşittir 0. Niye 0? B noktasında duruyor olacağım. Yani hızım yok. Dolayısıyla kinetik enerjim yok. Şimdi soruda arabanın kütlesi verilmemiş. Hani kafada soru işareti olabilir ya, kinetik enerji hesaplayacağım, ağırlığı hesaplayacağım, kütle yok, nasıl hesaplayacağım diye. Bakın ihtiyacımız yok. Neden yok? Her ifadede kütle ortak olduğu için birbirini götürecek. Demek ki kütleye ihtiyacım yokmuş burada. İlk durumdaki hızı biliyor muyum? Biliyorum. 105 kilometre bölü saat. Burada dikkat etmek lazım. Kilometre bölü saat dinamikte bizim sonuç kısımlarında tercih ettiğimiz bir birim değil. Kilometre bölü saat değil. Biz metre bölü saniye tercih ediyoruz. Çünkü Newton cinsinden burada işlemler yapıyoruz. Newton içerisinde metre ve saniye birimleri mevcut. O yüzden kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevirmemiz lazım. Bunun için de 3,6'ya bölüyoruz. Şurada olduğu gibi. Nereden geliyor bu 3,6? Saati saniyeye çevirdiğimiz zaman 3600 saniye yapar. Kilometreyi de metreye çevirdiğimiz zaman 1000 metre yapar. 3600 bölü 1000 de 3,6 yapar. Yani 105 kilometre bölü saatte direkt 3,6'ya bölersek metre bölü saniyeye çevirmiş oluruz. O zaman ilk hızım bu oldu. Bunun karesi çarpı 1 bölü 2. Yani şurası ilk durumdaki kinetik enerjiyi ifade ediyor. Tabi M'i sildik buradan. M de olsa tam kinetik enerjiydi ama hepsinin ortak olduğu için sildik. Eksi kinetik sürtünme katsayısı 0,6 biliyorum. Yer çekilmesi biliyorum. Teta açısını buldum. Kosinüs tetayı da o zaman biliyorum. S'i bilmiyorum. İş kuvvet çarpı yoldu hatırlarsanız. Burası sürtünme kuvveti çarpı S mesafesi. Yani B'ye kadar alacağım yol. Eksi yer çekim ivmesi biliyorum. Sinüs teta. Teta açısını biliyorum. Çarpı S mesafesi. S'i bilmiyorum. Evet. Soru işareti koyayım. Yani burada tek bilinmeyen S kalmış olacak. Şöyle yansıtırsak. 0,6 çarpı 981 çarpı kosinüs 343 çarpı S eksi 981 çarpı sinüs 343 çarpı S eşittir 0. Şimdi bu kosinüs ve sinüsler nereden geldi? Önceki derslerde detaylı göstermiştim ama bir kere daha göstereyim burada. Dedik ki bileşenlerini ayırmak istediğim kuvveti açının verildiği yere taşıyorum. Şurada üçgen verildiği için buraya taşıyalım. Şöyle bir MG var. Bileşenleri de X bileşeni ve Y bileşeni. Şöyle Y ve X diyelim. Buradaki açı teta. Şurası bakın 90 derece ve şöyle küçük çizim fazla. Bu da 90 derece. Buradaki açı teta ise buradaki açı da 90 dereceyi tamamlayacağı için yani burası beta olursa burası da 90, burası da yine teta olacak. Şu açı da yani teta. Şimdi bu açının karşısında x bileşeni olduğu için ağırlık çarpı sinüs teta bana x bileşenini verir. Vx yani. Bakın şurada olduğu gibi. Burada kütle yok ama yine söylüyorum. Şuradan gösterelim ya da. Ağırlık çarpı sinüs teta. Ağırlığın x bileşeni. Ağırlığın y bileşeninde nc'ye eşit olacağına göre bakın y yönündeki kuvvet dengesi ve toplam fy eşittir 0 dersek pozitif y yönünde nc var. Negatif y yönünde ağırlığın y bileşeni eşittir 0 olacak. Neden? Y ekseni yönünde otomobilin ya da arabanın bir hareketi yok. Dolayısıyla ivmem yok. Sıfıra eşit olacak. Buradan NC eşittir
W, yani ağırlığın Y bileşeni olsun. Ağırlığın Y bileşeninde bakın, açının komşusu olduğu için ağırlık çarpı kosinüs teta olur. Şurada olduğu gibi. Yani bu aslında NC. Kinetik sürtünme katsayısı çarpı NC'de sürtünme kuvvetini verir. Aldığı yola da çarparsak sürtünmenin yaptığı iş. Burayı da böyle özetlemiş olalım. Şu denkleme baktığınız zaman tek bilinmeyen buradaki S ve buradaki S. O zaman buradan S'i çekebilirim. O da 65.765 metre inmiş. Yani rampa yukarı giden bu araç sürücüsü, yani bu aracın sürücüsü A noktasında 105 km bir saat hızla giderken frene basarsa 65.765 metre yol alarak duruyormuş. Gelelim B şıkkına. A şıkkı tamam. B şıkkında rampa yukarı değil de rampa aşağı gidiyor olsaydı ne olurdu? Bunu soruyorum. Yine iş ve kinetik enerji teoreminden çözebiliriz. Bu sefer B'den A'ya gideceğim. Farklı olarak ne var? Eksen takımını değiştirmiyoruz. Bakın buna dikkat edelim. Önceki derslerde defalarca söylemiştim. Eğer işlem yaptığınız yol değişmiyorsa bir kerelik eksen takımı seçin ve hep o eksen takımını kullanın demiştim. Bizim seçtiğimiz eksen takımı şuraya tekrar çizersek şöyleydi. Pozitif y ve pozitif x eksenleri bu şekildeydi. Şimdi yolda şu şekilde olduğuna göre burası A, burası B. B'den A'ya hareket ediyorum. Yani negatif x ekseni yönünde gidiyorum bu sefer. O zaman kinetik enerjim ne olacak? İlk durumdaki kinetik enerjim TB negatif işaretli olacak. Yani eksi 1 bölü 2 m ilk hızın karesi şeklinde olacak. Eksi olmasının sebebi tekrar söylüyorum. A şıkkını çözerken eksen takımını bu şekilde belirlemiştik ve B şıkkını çözerken de bu eksen takımını değiştirmiyorum. Değiştiremem yani. O zaman yanlış sonuç bulmuş olurum. Aynı şeyler şurada yapılan iş için de geçerli olacak. Ağırlık ve sürtünme kuvveti negatif yöndeydi. Şimdi baktığımız zaman araç bu şekilde hareket ediyor. Sürtünme bu yönde etkileyecek. Sürtünme kuvveti diyelim. Dolayısıyla sürtünmenin yaptığı iş pozitif x ekseni yönünde oluyor. Bakın. Burası sürtünme kuvveti çarpı S. Sürtünmenin yaptığı iş. Peki ağırlık. Aracın ağırlığı bu şekilde. Bileşenlerinde bu şekilde. Ağırlığın x bileşeni bakın eksen takımına göre yine negatif x yönünde. Dolayısıyla bunun yaptığı iş yine eksi işaretli olacak. Sürtünmenin yaptığı iş, ağırlığın yaptığı iş. Sadece sürtünmenin işareti pozitif olmuş oldu. Ve bir de ilk durumdaki kinetik enerji negatif olmuş oldu. Yine eşittir sıfır. Neden sıfır? Çünkü yine bu otomobil duracak. Bu sefer A noktasında duruyor. Yani durdurma hızım sıfır olduğu için kinetik enerjisi de sıfır. O zaman verilenleri yerine yazarsam tabii ki yine kütleleri sadeleştirebiliriz. Eksi 1 bölü 2 ilk hızın karesi 105 bölü 3.6. Yine orası değişmedi. Değerlerim yine aynı. Açı değerim aynı. Bunlar değişmiyor. Bileşenleri bulduğum kosinüs ve sinüsler de yine aynı. Sadece işaretler değişmiş oldu. Yine sıfıra eşit. Bu durumda alacağım yol 80.428 metre imiş. Yani rampa aşağı giderken, rampa yukarı giderken aldığım mesafeden daha çok yol alıyormuşum demek ki. Ve zaten mantıken de öyle olması lazım. Eğer burada kuvvet ivmeden çözseydik, iki farklı durum içinde ivme hesaplayacaktık ve rampa yukarı giderken hesapladığım ivmenin rampa aşağı giderken hesapladığım ivmeden daha küçük olduğunu görecektik. Yani burada daha fazla yol alıyor olmamızın sebebi
Rampa aşağı giderkenki ivmenin daha büyük olmasından kaynaklanıyor. Rampa aşağı giderken yani hiç mühendislik ya da fizik bilmesek rampa aşağı giderken bir parçacığın ya da cismin daha hızlı gideceğini herkes söyler. Burada da daha hızlı gittiğine göre daha çok yol alacağı anlamına zaten gelir. Yani soruyu çözdük. Diyelim ki burada işaretlerde bir hatamız var. Farkında değiliz. Sonuç haliyle farklı bir şey çıkacak. Muhtemelen ilk durumdakinden yani ilk durumda 65 metre hesaplamıştık yanlış yaklaşık. Burada bu 50 metre çıksaydı mesela belli ki işlemlerimizde bir yanlışlık var. Bu şekilde de basit düşünüp işlemlerimizin doğruluğu için bir test yapmış olabiliriz. Şimdilik bu sorunun çözümü bu kadar. Buradan da çok çok soru türetilebilirdi. Farklı yöntemle çözülebilirdi. Ben daha kolay olacağını düşündüğüm için iş ve kinetik enerjiyi kullanarak çözdüm. Kuvvetli ivmeden de çözülebilirdi. Mesela siz de kuvvetli ivme teoremini kullanarak bu soruyu çözebilirsiniz. Aynı sonucu buluyor olmanız lazım. İsterseniz bir deneyin. Kıyas yapın hangisi de daha çabuk bulunuyor. Ona göre soru çözümlerinde yöntem tercihi yapabilirsiniz. Bir diğer soruya geçelim. O zaman ikinci sorumuz. Eğimli bir yolda ya da eğik düzlemde diyelim hareket eden sandık var. Sorusunu okuyalım. Belirli bir anda 40 kilogramlık sandığın 20 derece eğimli düzlemdeki hızı yukarı doğru 10 metre bölü saniyeymiş. İlk hızı belli yani aslında. Zaten V0 diye göstermiştik zaten. Sandığın duracağı T zamanını ve bu süre içinde kat ettiği D mesafesini hesaplayın diyor. Bir de ekstradan sandığın hızının 5 metre bölü saniyeye düştüğü D mesafesini belirleyin diyor. Yani sandık eğik düzlemden yukarı doğru çıkarken kaç metre yol aldığında hızı 5 metre bölü saniyeye düşmüş olur. Onu soruyor. Şimdi yine hangi teoremi kullanacağımı belirlemekle başlayalım. Bunu yapmak için dediğim gibi sorulan yani bize ne verilmiş ve bizden ne isteniyor bunları belirleyip ona göre kullanacağımız teoremi seçmemiz gerekiyor. Şimdi direkt sorduğu sorudan başlarsak bakın sandığın duracağı T zamanını soruyor bana. Şimdi T'yi kullandığım teoremleri düşünüyorum. Enerjinin konumunda zamanlı bir şey yok. Onu kullanamam. İş ve potansiyel enerjide zaman yok. Onu da kullanamam. Geliyorum deminki soruda kullandığım teorem iş ve kinetik enerji zaman var mı? Düşünüyorum yok. Tek elimde zaten kuvvet ve ivme kaldı. Kuvvet ve ivmede zaman var mı? Evet var. Orada kinetik değil de kinematik denklemlerini kullanarak kinematik denklemler içerisinde zaman var. Oradaki denklemleri kullanabilmek için de ivme lazım bana. İvmeyi bulabileceğim tek teorem de kuvvet ve ivme zaten adında var ivme diye. Dolayısıyla hemen tek bir hamlede yani şurada T zamanı sorulmasına dikkat ederek kuvvet ve ivme teoremini kullanabileceğimi belirlemiş oldum. İlk hızım belli 10 metre bölü saniye. Soruda söylenmemiş ama şekilde gösterilmiş bakın. Yolun sürtünme katsayısı belli. Kinetik sürtünme katsayısı 0,25'miş. Yolun yatayla yaptığı açı belli 20 derece. Sandığın kütlesi belli 40 kilogram. Yani aslında her şey verilmiş. Kullanacağım teoremi de belirledim. Gerisi sanki 4 işleme kaldı gibi. Geçelim çözüme. İlk hamlemiz
kinetiğinde serbest cisim diyagramının çizilmesiydi. Şimdi seçtiğimiz eksen takımı bakın. Pozitif x ve pozitif y bu şekilde belirledik. Sandığın ağırlığı 40 kilogram çarpı 9,81 392,4 Newton. Yüzeyin tepki kuvveti NC ya da N dedik. Farklı isim de olabilir, fark etmez. Yüzeyden parçacığa dik olarak gösterdiğimiz kuvvet yüzeyin tepki kuvveti. N deyin, B deyin, A deyin fark etmez. Sürtünmeli bir yolmuş. Harekete zıt yönde sürtünme kuvveti ve bu da kinetik sürtünme katsayısıyla yolun tepki kuvvetinin çarpımı ile hesaplanıyordu. Bu şekilde göster. 3 tane kuvvet var. Kuvvet verilmeden çözdüğüme göre kuvvet dengesi yapmam lazım. Yani toplam F eşittir ma. Önce y ekseni yönünde yapalım. Bize soruda seçtiğim eksen bakın y ekseni doğrultusu bu şekilde. Bu sandığın seçtiğim y ekseni doğrultusunda bir hareketi var mı? Yok. Yani o doğrultuda bir hareketi olması için şöyle bir şey söylenmesi lazım bize soruda. Sandık devriliyor, hopluyor, zıplıyor tarzı bir bilgi verilmesi lazım. Böyle bir bilgi verilmediği için aksi belirtilene kadar yani bu doğrultuda bir hareketim olmadığını kabul ediyorum. Dolayısıyla y yönündeki ivmem 0. Yani toplam Fy dersen toplam Fy eşittir 0 olacak. Sebebini anlattım. Y doğrultusundaki kuvvetler bakın pozitif y yönünde yüzeyin tepki kuvveti var ve eğer ağırlığı bileşenlerine ayırırsam şu şekilde negatif y yönünde ağırlığın bileşeni var. Ve ağırlığın bileşeni hadi yine göstereyim bunu da. Ağırlığı buraya taşıdım. Y bileşeni. X bileşeni. Şu açı 20 dereceymiş. Şöyle uzatalım. Bakın burası 20 derece. Şu açı 90. O zaman buraya 70 kaldı. Bu açı da 90. O zaman buraya 20 kaldı. Yani buradaki açı neyse buradaki açı da aynı oluyor. Bu açının karşısındaki sinüsünü vereceğine göre x bileşenim sinüs. Y bileşenim kosinüs ile çarpılarak bulunacak. Dolayısıyla V çarpı kosinüs 20 Y bileşeni olacak. O zaman NC pozitif Y bileşeni negatif olduğuna göre NC eksi V çarpı kosinüs 20 eşittir 0 oldu. V değerini biliyor muyum? Biliyorum çünkü kütleyi biliyorum. 392,4 olarak zaten buraya yazmıştım. Çarpı kosinüs 20 NC'yi verecek. Buradan yüzeyin tepki kuvveti olan NC 368,735 Newton olarak bulunmuş olur. NC'yi niye buldum? Ne işime yarayacak? Sürtünme kuvvetini hesaplamak için bakın NC var burada. Şuraya yazayım NC diye. Kinetik sürtünme katsayısı belli. NC'yi buldum. O zaman sürtünme kuvvetinde ihtiyacım olan kısımda kolaylıkla hesaplayabilirim. Şimdi bir de x yönündeki kuvvet dengesini yazalım. Yani toplam fx eşittir m çarpı ax. X yönündeki kuvvetler ne? Negatif x yönünde ağırlığın x bileşeni var. Ve yine negatif x yönünde sürtünme kuvveti. X de negatif. Sürtünme kuvveti 0,25 çarpı nc olacak. Eksili tabii ki. Ve ağırlığın x bileşeninde sinüs olduğunu söylemiştik. O da eksi v çarpı sinüs 20 eşittir m çarpı ax. Buradan nc'yi biliyorum. Hesapladım. Nc tamam. Ağırlığı biliyorum. 392,4. Sinüs 20'yi zaten hesap makinesinden bulurum. Kütlem 40 kilogram. O zaman tek bilinmeyen ne kaldı? İvmenin yani x yönündeki ivme kaldı. Buradan x yönündeki ivmeyi eksi 5,66 metre bölü saniye kare olarak buldum. Eksi çıkması beklenen bir durumdu. Rampa yukarı giden bir parçacık azalarak yani hızını azaltarak gidecek. Dolayısıyla negatif bir ivme çıkmalıydı. Yani yavaşladığını gösteren bir durum.
O zaman bir yanlışlık yapmamış oluyor. Şimdi bize duracağı mesafeyi ve bu süre içerisinde kat ettiği yolu ve zamanı soruyor. Kaç metre yol olarak durur ve bu yolu kaç saniyede alır? Öncelikle bunları soruyor. Şimdi ben kinematikten yararlanarak bunları bulabilirim. Duracak bu sandık. Son durumdaki hızım belli o zaman. Sıfır. İlk durumdaki hızım 10 metre bölü saniye. Orada verilmiş. O zaman şu denklem sanki bana uygun gibi. İğneyi de buldum çünkü. Ve burada son hız ifade ediyor. Sıfır. Biliyorum. İlk hızım 10 metre bölü saniye. Biliyorum. İğneyi hesapladım. 5.66. Eksi 5.66 tabii ki. Onu da biliyorum. Burada tek bilinmeyen o zaman T kaldı. Bildiklerimi yerine yazarsam buradan T'yi kolaylıkla çekebilirim. Bu sandığın durması için geçecek süre 1.767 saniye imiş. Bu kadar sürede ne kadar yol alır bir de onu bulalım. Konum denkleminden yine kinematikteki denklemlerden konum denkleminden de bulunabilir ya da zamansız hız denklemi de kullanılabilir. Zamansız hızdan ben çözümü yaptım. Son hızın karesi, sonu sıfırdı. Biliyorum. İlk hızım 10 metre bir saniyeydi. Burayı da biliyorum. İğneyi buldum. Başlangıç konumuna sıfır dersen tek bilinmeyen son konumum kalır. Bilinenleri yerine yazıp nesi çekersek 8.83 metre yol alıyormuş demek ki. Yani belirli anda gösterilen sandık 10 metre bölü saniye hızla ilk yüzeyden yukarı çıkan sandık 8.83 metre yol alıp duruyormuş. Son olarak bir de hızının 5 metre bölü saniyeye düştüğü mesafe soruluyordu. Yani şu demek. Burada biz durduğu anda hızı sıfır olacağı için son hızı sıfır aldık. Diyor ki son hızı sıfır almadan son hızı beşken şuradaki S ne olur? Onu soruyoruz. Yine zamansız hızdan çözebiliriz. Son hızın 5 metre bölü saniye karesi. İlk hızım aynı. İğmem zaten burada hesapladım. D mesafe istemiş. Sonra o yüzden ilk konuma 0, son konuma da D yazdık. Bir bilinmeyen zaten burada sadece D kaldı. D'yi çekersem 6.625 metre olarak hızı 5 metre bölü saniyeye düştüğüne yani düştüğü ana kadar 6.625 metre yol alacağını hesaplamış olduk. Sorunun çözümü bu kadar. Mesela burada şöyle de sorulabilirdi. 5 metre bir saniye hızı düştüğünde ne kadar yol aldığı değil de atıyorum 10 metre. Gerçi burada 10 metre yol alamaz. Sanıyorum 5 metre yol aldığındaki hızı nedir? Yani tersten gelerek de sorulabilirdi. Ya da işte durması için geçen süreyi değil de işte 1 saniye sonraki hızı nedir? 1 saniye sonra ne kadar yol alır? Gibi türetimler yapılabilirdi. Siz de ne sorulabilir diye kendinize sorarak farklı kombinasyonlarla bu soruyu çözebilirsiniz. Bizim sorduğumuz kısımla alakalı şimdilik çözümümüz bu kadar. Diğer sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz. Bakalım neyle alakalıymış. Hemen sorusunu da yansıtalım. Evet, burada Luna Park'taki bir tren. Roller coaster diyorlar yanılmıyorsam. Onun hareketiyle alakalı bir soru var. Bakalım ne soruluyormuş. Şekildeki Luna Park treni yolcularıyla birlikte 800 kilogramlık kütleye sahipmiş. Tren A tepesinden durmaktayken bırakıldığına göre diyor. Ne yapıyorduk? Hemen
Anahtar kelimelerin altını çiziyorduk. Bakın başlangıçta duruyormuş. Yani ilk hızım 0. Bunu kullanabilirim çözümümde. Her iki çemberi yolu terk etmeden dolanabilmesi için tepenin H minimum yüksekliğinin ne olması gerektiğini belirleyin diyor. Yani bir de şu H yüksekliğinin minimum değerini soruyor. Bunu bulacağız. Bir de tren B'de ve C'de bulunduğu anda üzerine etkileyen normal doğrultudaki tepki kuvveti ne olur? Onu soruyor. Sürtünmeyi, tekerleklerin kütlesini ve trenin boyutlarını da ihmal edin diyor. Yani treni burada bir parçacık boyutunda kabul edin diyor bize. Şimdi yine önceki örneklerde olduğu gibi bir analiz yapmam lazım. Ne kullanabilirim diye. Daha önce de belirttiğim gibi eskiden hemen konunun arkasına soru çözünce kolaydı hangi yöntemi kullanacağım. Şimdi burada bir düşünmek lazım. Aslında soru direkt açık bir tüyo veriyor bize. Hani çok da düşünmeye gerek yok. Bakın zaten H yüksekliğini soruyor. Şimdi yükseklik varsa işin içinde potansiyelle alakalı bir şey kullanmak son derece mantıklı. Baktığınız zaman burada konservatif olmayan kuvvetler de yok. O zaman direkt enerjinin korunumunu da uygulayabilirim. Neden? Çünkü bu roller coaster ya da tren hareket ettikçe potansiyel başlangıçtaki potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşecek. Sonra tekrar yükseldiğinde kinetik potansiyel dönüşecek vesaire. Yani bir enerjinin korunumu söz konusu burada. O zaman direktman enerjinin korunumu kullanabilirim. Çok bariz bir şekilde zaten belli oluyor. Geçelim çözüme. Çektiğimizi yine koyalım burada çözerken kolaylık olsun diye. Trenin şu anda bulunduğu nokta A noktasından geçen yatay doğrultuyu başlangıç çizgisi kabul ediyorum ve hemen bir ufak serbest cisim diyagramı çiziyorum. Ağırlıktan başka bu tren üzerine etkileyen kuvvet yok. Ve trenin yolcularla birlikte ağırlığı da 800 kilogrammış. 800 çarpı 981 Newton'luk bir ağırlığı olur. Başka bir kuvvet yok etkiyen. Başlangıç çizgisini de bakın bulunduğu noktadan geçen yatay doğrultu olarak kabul ettik. Yani şu A'nın bulunduğu nokta diyebiliriz buraya. B noktasına geldiği anda düşeyde ne kadar yol almış olacak? Bakın B noktasının bulunduğu çemberin yarıçapı ya da dairenin yarıçapı 10 metreymiş. Dolayısıyla şu yükseklik 20 metre olacak. Bir çap yani. Düşeyde aldığı mesafe de yani yer değiştirmem şurası olacak. Bu da şurada belirttiğim gibi H eksi 20. H eksi 20 kadar bir yer değiştirmeye sahip olacak. Şimdi bunu da belirttikten sonra hemen bir enerjinin korunumu denklemini yazalım o zaman. Neydi? İlk durumdaki kinetik enerji artı potansiyel enerji eşittir. Son durumdaki kinetik artı potansiyel enerji. İlk duruma A, ikinci duruma da B dedik. Şimdi başlangıçta soruyu okurken altını çizmiştim yine. Durmaktaymış. Dolayısıyla ilk hızım 0. Yani ilk hızım 0'sa ilk durumdaki kinetik enerjimde ne olur? 0 olur. Artı ilk durumdaki potansiyel enerjim. A noktasından geçen yatay ekseni biz başlangıç çizgisi olarak tanımladık. Bunu neden yaptık? Başlangıçtaki potansiyelim 0 olsun diye. Çünkü başlangıç çizgisi yani belirlediğim başlangıç çizgisiyle aynı hizada aynı noktada olursam herhangi bir potansiyele sahip olmuyordum. Kritik nokta bu. O zaman ilk durumdaki potansiyel enerjim de 0 oldu. Eşittir. İkinci durumdaki kinetik enerjim. B noktasındaki kinetik enerjimi soruyor. Biliyor muyum? Bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Kütleyi biliyorum 800 kilogram. Ama B noktasındaki hızı bilmiyorum. O zaman 1 bölü 2 çarpı 800 B noktasındaki hızın karesi dedim. Artı B noktasındaki potansiyel. Şimdi B noktası belirlediği başlangıç çizgisinin altında. Yani negatif olacak. Burayı konu anlatımda detaylı anlattım. İşte tekrar tekrar anlatmıyorum. Başlangıç çizgisinin altında bir noktada olduğum için negatif bir potansiyele sahip olacağım ve yer değiştirmem de H eksi 20 kadarlık bir yer değiştirme. Dolayısıyla eksiği koydum.
M çarpı G çarpı yer değiştirme. 800 kilogram çarpı 981 çarpı H eksi 20. Şimdi buradan yani biz minimum H'ı bulmaya çalışıyoruz öncelikle. Daha sonra tepki kuvvetlerini bulacağız. H'ı buradan çekmem için VB'yi bulmam lazım. Şimdi o zaman VB'yi nereden bulabilirim? Hemen düşünüyorum. Dairesel bir yörüngede hareket olduğuna göre normal ve tevsel bileşenler olacak. Şimdi normal yönündeki kuvvet dengesini yazarsam toplam Fn eşittir M çarpı An dedi. Yani normal yönündeki tüm kuvvetlerin toplamı normal yönündeki ivme ile kütlenin çarpımı. Ve aşağıya düşe yönü pozitif yön kabul ettik. Bakın. Şimdi normal yönündeki kuvvetler. Bu tren ya da parçacık diyelim, ne olduğunun önemi yok. Tren, orada, araba vesaire. B noktasına geldiği zaman bakın ters duran bir halde olacak. Ve B noktasından aşağı yönlü bir yüzeyin tepki kuvveti olacak. Yani şu şekilde gösterebiliriz. Bakın burada ters dönmüş. Burası NB diyebiliriz. Bir de aşağıya doğru ağırlığım var. İkisi de pozitif yönde şu anda. Çünkü seçtiğim yöne göre bakarsak pozitif yön. O zaman yazalım. NB artı ağırlık 800 çarpı 981. Başka normal yönünde bir kuvvet yok. Eşittir. M çarpı AN. M neydi? 800. Normal yöndeki ivmede neydi? V kare bölü rho. B noktasının, yani B'nin bulunduğu yerdeki dairesel yörüngeye bakarsanız eğrilik yarıçapı dediğimiz kısım 10 metre. Dolayısıyla V kare bölü rho da bana normal yöndeki ivmeyi vereceği için burayı V kare bölü rho olarak, yani VB'nin karesi bölü 10 metre olarak yazdım. Şimdi ben H'ın minimum olmasını istiyorum. Bakın şu denkleme dikkat edelim. Şöyle kare dikdörtgen için alayım. Burada H'ın minimum olması için iki tane bilinmeyen var. H ve VB. H'ın minimum olabilmesi için VB'nin de minimum olması lazım. Neden? Bakın buradaki eksi işareti karşı tarafa atarsam, yani bilinmeyenleri ayrı taraflara yerleştirirsem, bir tarafta H, bir tarafta VB olduğu zaman 800'ler zaten birbirini götürecek. 981 çarpı H eksi 20 VB'nin karesi bölü 2. Buradaki VB ne kadar küçük olursa H de o kadar küçük olur. Diğer bir ifadeyle VB ne kadar büyük olursa H de o kadar büyük olur. Bana soruda minimum H sorulmuş. O zaman ben minimum VB'yi bulayım ki ona göre minimum H'ı hesaplayayım. Peki, bu denklemden buraya sıçradım. Burada bakalım. VB'nin minimum olmasını istiyordum bu denklemde. Bu denklemde VB'nin minimum olması için NB'nin minimum olması lazım. Bir yüzey tepki, yani yüzeyin tepki kuvveti buradaki NB. Yüzeyin tepki kuvvetinin minimum değeri sıfır olur. Yani yüzeyde tepki yokmuş gibi kabul edebiliriz. O zaman ben minimum H için minimum VB istiyorsam, şurada çizdiğimi şuraya da yerleştirdim. Minimum VB için de NB'nin yaklaşık 0 olması lazım dedik. Yani NB eşittir 0 için buradan VB'yi hesaplarsam 9.90 ya da 9.9 metre bölü saniye olarak buldum. Bu düzenek için, bu soru için bulabileceğim minimum VB değeriymiş. Yani bundan daha küçük bir VB değeri olamaz. O zaman bu VB'yi de şu denklemde yerleştirirsem, buradan da minimum H değerini 25 metre olarak bulmuş oluruz. Yani oluşabilecek minimum H yüksekliği 25 metreymiş. Bundan daha düşük olamazmış. Tabii bu ne için? Yoldan çıkmadan B ve C'yi, yani bütün güzergahı tamamlayabilmesi için gerekli minimum H değeri. Buna da dikkat ediyoruz. Soruda zaten bu söyleniyor. Şimdi sorunun ilk kısmı tamam. Bize NB ve NC'yi de soruyordu. Yani B ve C noktalarındaki yüzeyin tepki kuvvetini soruyordu. Minimum H için B noktasındaki tepki kuvvetinin sıfır olduğunu söyledik. O zaman C'ye gelelim. Şimdi
C için şöyle bir serbest cisim diyagramını gösterirsek kabaca. H yüksekliğini 25 metre olarak bulmuştuk. C'ye geldiğinde düşeydeki yer değiştirmesi, bakın şurası 14 metre olduğu için çizemedim. Düzelteyim. Şekilde. Şu kadarlık bir yer değiştirme olacak. Bu da 25 eksi 14 metre kadarlık bir yer değiştirme. Burada da A'dan C'ye enerjinin korunumunu yazarsam. A'daki durum başlangıç ilişkisini değiştirmediğim için potansiyeli değişmiyor. Ve başlangıçta da durağan halde olduğu için kinetik enerji de değişmiyor. Bunları sıfır bulmuştuk sol taraf yine sıfır. Gelelim sağ tarafa. C noktasındaki kinetik enerji 1 bölü 2 mvc'nin karesi. C noktasındaki ben hızı bilmiyorum. Dolayısıyla bu şekilde bir dursun bakalım. C noktasındaki potansiyel de mg yer değiştirme. Yer değiştirme de 25 eksi 14'ten 11 metre olarak bulmuş oluruz. Dolayısıyla burada bilinmeyen sadece C noktasındaki hız kalıyor. Buradan dc'yi çekersek VC 14,69 metre bölü saniyeymiş. C noktasındaki hızım bu. Bana C noktasındaki normal yönündeki tepki kuvveti soruluyordu. O zaman normal yönündeki bir kuvvet dengesi yazayım yine. Yine aşağı yön pozitif. Değiştirmedim bakın bunu. İlk kısımda çözdüğüm neyse burada da aynı eksen takımını kullanıyorum. Normal yönündeki kuvvetler yine aynı yönlü olan NC ve ağırlık var. Bakın şöyle gösterelim. O zaman yazarsak NC artı 800 çarpı 980, yani ağırlık eşittir M çarpı AN. AN dediğim ifadeyi biliyor muyum? Bilmiyorum ama hızı biliyorum ve ellik yarı çapını biliyorum. V kare bölü rho'ydu hatırlarsın. Yani 800 kütle çarpı AN. AN de 14,69'un karesi bölü 7. Buradan tek bilinmeyen zaten NC kaldı. NC'yi 16,8 kN olarak bulmuş olur. Böylelikle soruyu tamamlamış olduk. Diğer sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz. Bir uçak sorusu. Hemen sorusunu getirelim ve okuyalım. 300 ton kütleli jet uçağının kalkış sırasında her birinin hemen hemen sabit 240 kN'lık itme kuvveti yarattığı 3 tane motoru varmış. Uçağın havalanma hızı 220 km bölü saat ise kalkış için gerekli S mesafesini, iki şıklı soru, A şıkkında A'dan B'ye yokuş yukarı kalkış durumu için, B şıkkında B'den A'ya yokuş aşağı kalkış durumu için hesaplayın diyor. Hava direncini ihmal ettik. Önceki derslerde bir araba sorusu çözmüştüm. Yine böyle bir yukarı doğru giderken, bir aşağı doğru giderken diye. Önceki çözdüğüm sorular da var. Bu da o tarz bir soru. Bunu hangi yöntemle çözeceğiz? Önce onu bir analiz edelim. Şimdi sondan başlayalım. En son gördüğümüz konudan. Enerjinin korunumundan çözülebilir mi? Düşeydeki yer değiştirmeyi biliyor olsaydım oradan gidilebilirdi. Çünkü hızla alakalı elimde bir bilgi var az çok. Ama düşeydeki yer değiştirmeyi bilmiyorum. Hayır. Pistin yatayla yaptığı açı belli. Düşeydeki yer değiştirmeyi bulabilir miyim? Eğer pistin uzunluğunu biliyor olsaydım bulabilirdim. Ama zaten bize sordu, pistin uzunluğunu soruyor. O zaman enerjinin korunumunu ve potansiyel enerji iş bağıntısını eledim. Elimde sadece iş ve kinetik enerji bağıntısı ve bir de kuvvet ve ivme kaldı. Şimdi iş ve kinetik enerji bağıntısı kullanılabilir mi? Kullanılabilir.
Çünkü iş yapan kuvvet ya da kuvvetler var. Kinetik enerji için elimde bir hız var. Kullanılabilir. Kuvvet eğimi kullanılabilir mi? O da kullanılabilir. İkisinden birini seçmek size kalmış. Ben daha öncekini yanlış hatırlamıyorsam kuvvet ve ivmeden değil de iş ve enerjiden, yani iş ve kinetik enerjiden çözmüştüm. Bunu da kuvvet ve ivmeden çözerim. Geçelim çözümümüze. Yine şöyle şeklimizi yansıtalım. Şimdi A şıkkında bize A'dan B'ye yokuş yukarı, yani şu şekilde görüldüğü tarzda çözüm yapın demiş. Buna göre bir serbest cisim diyagramını oluşturduk. Uçağın ağırlığı var. 300 tonluk bir uçakmış. Bakın kilograma çevirdik. 300 bin kilogram olarak yazdık. Sakın çevirmeyi unutmayın eğer böyle bir şey karşınıza çıkarsa. Çarpı ağırlık. Çarpı yer çekimi düzeltiyorum. Burası ağırlık oldu. Ağırlığı. Uçağın motorların itme kuvveti var. Ve demiş ki hemen hemen her biri sabit ve 240 kilonewtonluk itme kuvveti olan motorlarmış ve 3 taneymiş. Bakın kilonewtonu newtona çevirdim. 3 ile çarptım. 3 tane motorum var. Buradaki T dediğim 3 tane motorun ortak itme kuvveti. Ve uçağın hareket yönünü pozitif x ekseni aldım. Tabii ki burada göstermedim ama şöyle çizersek burası da göstereyim. Burası da pozitif G ekseni olacak. Şimdi kuvvet ivmeden çözelim dedik bunu. O zaman X ve Y yönündeki kuvvet dengesini yazmam lazım. X ile başlayalım. Toplam Fx eşittir M çarpı Ax dedim. X yönündeki kuvvetler. Hemen şöyle şurayı bir temizleyeyim önce. Şöyle yapayım. Şimdi ağırlığın bir X bileşeni var bakın. Şöyle bir de Y bileşeni var. Ağırlığın Y bileşeni ve X bileşeni. Ağırlığın X bileşeni negatif X yönünde. Ve yani daha önce bileşenleri ayırmayı çokça gösterdiğim için burada artık ayrıntılı göstermeyeceğim. Burada ağırlığın X bileşeni ağırlık çarpı sinüs 0,5 ile bulunur. Daha önce yöntemi birkaç soruda anlattım. Eğer burada bunun nasıl olduğunu anlayamazsınız, onları açıp lütfen bakın. Bir de pozitif x yönünde 3 tane motorun oluşturduğu itme kuvveti var. Yani x yönündeki kuvvetler tabii şu y ekseni tam nc ile aynı hizada olacak ama şekle aldanmayın artık. Ya NC'yi şöyle düz yapın ya da ekseni biraz kaydırın. NC'nin Y doğrultusunda olması gerekiyor ama onu zaten biliyorsunuz. O zaman X yönündeki kuvvetler 3 çarpı 240 bin Newton pozitif X yönünde ve negatif X yönünde ağırlığın X bileşeni. 300 bin çarpı 981 çarpı sinüs 0,5. Ne eşit olacak? M çarpı AX. M dediğim burada 300 bin kilogram çarpı X yönündeki ivme. Burada tek bilinmeyen bakın AX. AX'i buradan çekersem 2,31 metre bölü saniye kare olarak X yönündeki ivmeyi buldum. Bana soruda ne soruyordu? Yokuş yukarı A şıkkında A'dan B'ye yokuş yukarı kalkış durumu için gerekli S mesafesi. Şimdi hemen o zaman kinematiğe dönmemiz lazım. Elimde zaman var mı? Yok. Zaman olmadan konumu barındıran bir denklem kullanmam gerekiyor. Bakın hemen zamansız hız denklemini ya da formülünü kullanabiliriz. Neydi bu? Son hızın karesi eşittir ilk hızın karesi artı 2 çarpı ivme çarpı son konumu eksi ilk konum. Şimdi ilk konuma ben 0 dersem, yani şu ilk konumu biliyorum 0 dedim. İlk durumdaki hız durağan halden kalkıyor. Bunu da biliyorum. Son durumdaki hızım orada verilmiş. Uçağın havalanma hızı 220 km bölü saat demiş. Bunu da biliyorum. İvmeyi zaten burada hesapladım. Bunu da biliyorum. Ne kaldı? Tek bilinmeyen S kaldı.
Yani kalkış için gerekli olan S mesafesi. Son konumda. O zaman bildiklerimi yerine yazarsam. Uçağın havalanma hızı 220 km bölü saatte metre bölü saniyeye çevirdik. Bakın bunun için 3.6'ya böldüğümüzü bu tarzda defalarca soru çözmüştüm. Oralarda belirttim. İlk hızın 0 olduğunu biliyordum. İvmeyi buldum. Son konum zaten S, onu bilmiyorum ve ilk konumu da 0 olduğunu söylemiştim. Burada tek bilinmeyen S kaldı. S'yi buradan çekersem 808.35 metre imiş. Yani A'dan B'ye yokuş yukarı olduğu zaman 808.35 metrelik yol alarak kalkabiliyormuş. Bu hızla tabii ki kalkış hızı 220 km bölü saat. Gelelim o zaman B şıkkına. A şıkkı tamam. Bize S mesafesini soruyordu, bulduk. B şıkkında da yokuş yukarı değil de yokuş aşağı olduğunda sadece eğimin yönü değişiyor arkadaşlar. Burada kalkış hızı ve açı değişmiyor, tamam mı? Şekli böyle yansıttım ama bakın şekli ters çeviremediğim için aynı şekilde dursun. Ancak serbest cisim diyagramında yokuş aşağı olduğunu bu şekilde gösterdim. Yani uçak bu tarafa değil de B'den A'ya bu şekilde gidiyor gibi düşünelim. Ağırlık değişmiyor, açı değişmiyor, yüzeyin tepki kuvveti var ama onunla bir işim yok zaten benim ve motorların, 3 tane motorun itme kuvveti. Yine toplam Fx eşittir M çarpı Ax yazarsak, motorların itme kuvveti pozitif X yönünde yine. 3 çarpı 240 bin Newton. Burada ağırlığı bileşenlerini şöyle. Ağırlığın X bileşeni de yokuş aşağı durum için bakın pozitif x yönünde oldu. O zaman artı 300 bin çarpı 981 çarpı sinüs 0.5 dedi. Yokuş yukarı giderken ağırlık negatif etki yapıyordu. Yokuş aşağı durum için ağırlık pozitif etki yaptı. Zaten yani mühendislik bilmesek, bilim bilmesek bile yokuş aşağı giderken ağırlığın sizi hızlandıracağı bilinen bir durumdur yani. Olumlu etkilemesi beklenen bir durumdur. Eşittir. Kütlem 300 bin çarpı x yönündeki ivme. Daha önce yokuş yukarı olan çözümde ivmeyi 2.31 bulmuştuk. Buradaki ivmenin bundan daha yüksek çıkması lazım mantıken. Zaten buradan da 2.49 metre bölü saniye kare bulduk. Yani eğer işlemlerinizde bir şüpheniz varsa mantık yürüterek bir doğrulama da yapabilirsiniz. Yine ilk A şıkkında olduğu gibi burada da zamansız hızı kullanabiliriz. Yani v kare eşittir v0'ın karesi artı 2 çarpı ivme çarpı yer değiştirme. Hızım zaten yine 220 km bölü saat ama metre bölü saniye çevirmek için 3.6'ya bölüyoruz. İlk hızım 0, ilk konum 0. İvmeyi hesapladım. Yine tek bilinmeyen S kaldı. Buradan S'yi çekersek 749.9 metre olarak bulmuş olduk. Bakın 0.5 derecelik bir eğimin yukarı ya da aşağı olması durumu için ilk S 808 metreydi. Bu da 750 metre yaklaşık 60 metre diye. Yani 58-59 metre 60 diyelim hesap. 60 metrelik bir daha fazla pist gerekiyor. Bakın 0.5 derecelik bir açıda. Ki yani bir hava direnci falan ihmal ettik. Onları da katarsak belki daha fazla da çıkabilir. Yani yolun sürtünmesi falan da hesap etmedik. Yani mühendislik işte böyle durumlarda önemli arkadaşlar. Mühendislik, sizin yapacağınız mühendislik tam olarak burası. Yani bu pistin eğimini kendinize, daha doğrusu insanlığa avantaj sağlayacak şekilde yapmanız gerekiyor. Yani 0.5 yukarı değil de 0.5 aşağı yaptığınız zaman şu şartlarda bile yaklaşık 60 metrelik kazancınız var. O 60 metre demek asfalttan kazanç demek, yerden kazanç demek, yakıttan kazanç demek,
Belki onun için doğa tahrip edilecek 60 metre daha az tahribat olur, daha az ağaç kesilmiş olur vesaire. Yani birçok şeyden kazanç var. O yüzden işte mühendisliğinizi konuşturacağınız yerler buralar. Yani dinamik, işte hep klasik sorulur ya öğrenci tarafından, gerçek hayatta ne işimize yarayacak diye. Alın size gerçek hayat. İllaki bir yerde işinize yarar demek ki. Şimdilik bu sorunun çözümü de bu kadardı. Bir diğer sorumuza geçebiliriz. Bir diğer soruya geçmeden buradan hani net üretilebilir diye düşünülürse, mesela biz burada motorun itme gücünü vermişiz. Daha önce bir soru için multidisipliner olabilirdi diye söylemiştim, yay seçimiyle alakalı hatırlarsanız. Şimdi bu soruda multidisipliner olabilirdi. Mesela buradaki motorun itme kuvvetini biliyoruz biz. Yani bu motorun kuvvetini kullanılan yakıta göre, işte beygirine göre vesaire ne kadar oluşacağı da hesaplanabilir. Yani iç dayanmalı motorlar dersiyle, dinamik dersi, daha önce makine elemanları dersiyle bir multidisipliner yapmıştık. Yani yapılabilir demiştik daha doğrusu. Bu da iç dayanmalı motorlar dersiyle multidisipliner bir şekilde çözülebilirdi. Ama dediğim gibi o ileri boyuta giriyor artık. Lisansüstü eğitimin alanı maalesef. Bu kısımla alakalı motorun itme kuvvetini vermeyip işte havalanma hızının şu, pistin uzunluğunun şu olduğunu söyleyip minimum motor kuvveti, itme kuvveti ne olmalı ya da kaç tane şu kadar itme kuvveti kapasiteli motordan kullanılmalıdır gibi türetimler yapılabilirdi. Yine türetim kısmını sizin hayalinize, hayal gücünüze bırakıyorum. Şimdilik bizim çözümümüz bu kadar. Geçelim bir diğer soruya. Bakalım diğer sorumuz neyle alakalıymış? Evet, bir doğrusal hareket var ama yayla alakalı bir hareket var. Sorumuzu okuyalım. Şekilde gösterilen 10 kilogramlık bir blok kinetik sürtünme katsayısı 0,2 olan yatay düzlemde duruyormuş. Bakın hemen anahtar kelimenin altını çizdim. Başlangıçta duruyorum. Hızım yok. Güzel. Devam edelim. Bloğa bağlı olmayan. Bakın bu da kritik gibi duruyor. Yani yoksa yayın bloğa bağlı olup olmadığını daha önceki sorularda hiç söylenmedi. Demek ki bunu bir yerde kullanabilirim. Altını çizeyim. Bloğa bağlı olmayan ve yay sabiti 500 Newton bölü metre olan yay başlangıçta C'den A'ya 0,2 metre sıkıştırılıyormuş. Yay demek ki başlangıçta sıkıştırılmış halde. Serbest halde değil yani. Bloğun A'da durağan halden bırakıldıktan sonra C noktasını geçtiği andaki hızını bulunuz. Sorumuz bu. Bloğa bağlı olmayan bir yay var. Başlangıçta sıkıştırılmış 0,2 metre kadar. Daha sonra serbest bırakılıyor. Tabii ki yay blok hareket ediyor. D noktasını geçtiği andaki bu bloğun hızı nedir? O soruyor bize. Soruyu analiz etmiş olduk şu anda. Şimdi yine hangi yöntemi kullanacağımızı seçecek olursak, dikkat ederseniz zaten yani yine de söyleyelim ama burada potansiyelden ya da enerjinin korumundan hiç bahsetmeye bile gerek yok. Çünkü bir düşeyde yer değiştirme yok, bir yükseklik yok vesaire. Burada enerjinin korunumunu kullanabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Ama bir hızdan bahsediyoruz. Bakın hızını soruyor bize son durumdaki. Yine kuvvet ve ivme ya da iç ve kinetik enerji bağımsızından çözebiliriz. Kuvvet ve ivmeden çözersek önce ivmeyi bulacağız. Sonra orada hareket süresi, işte yer değiştirme vesaire kullanıp hızı bulacağız. Hiç uzatmayalım. Direkt iç ve kinetik enerjiden çözelim diye düşündüm ve en kısa yöntemi olduğu için oradan çözümü yaptım. Gelelim çözümü. Çektiğimizi yine şöyle yansıtalım. Ve bir de serbest cisim diyagramı olarak gösterelim. Başlangıçta
bu blok duruyormuş. Yayda 0,2 metre sıkıştırılmış. Şimdi kritik bir kelime vardı orada. Bloğa bağlı olmayan yay. 0,2 metre sıkıştırılmış diyor. Bakın, yay şu anda şu konumda. Şöyle yay olsun temsili. Yay 0,2 metre sıkıştırılmış diyor. Yani yay normalde C'deymiş. Yayın sıkıştırılmamış uzunluğu C'ye kadarmış. C'den A'ya sıkıştırmışım. Şimdi ben bu düzeneği bıraktığım zaman yay haliyle sıkıştığı için bir enerji depoladı. Bu enerjiyi dışarı verecek. Yani zaten yay deforme olmamış haline gelmeye çalışır her türlü uzatsanız da sıkıştırsanız da. Yay C noktasına tekrar gelmek isteyecek. Bu sebeple ileri hareket edecek ve depoladığı enerjiyle birlikte A noktasında bulunan bloğu da fırlatacak ileriye. İkisi birbirine bağlı değil. Dolayısıyla yay C noktasına kadar hareket edecek ve duracak. Ama bu blok buradan hareketinden dolayı kazandığı hızla birlikte hala devam edecek hareketine. D'ye kadar mı gelir ya da daha ileri bir noktaya mı gelir? Onu hızını bulduğumuz zaman kararını veririz. Ancak şu anda bize D noktasını geçtiği andaki hızı sorulduğuna göre bu blok sahip olduğu hızla D noktasını geçiyormuş. Şimdi iki türlü analiz yapmamız lazım o zaman. İlk durumdaki serbest cisim diyagramım, bu da son durumdaki serbest cisim diyagramı. Şimdi ilk başta bir yay kuvveti etkiyor. Yani A'dan C'ye kadar olan blok diyagramı, serbest cisim diyagramı, blok diyagramı diyorum. A'dan C'ye kadar olan, şöyle altına yazayım. AC da CD. A'dan C'ye kadar bir yay kuvveti etkileyecek. Sürtünme var zaten. Sürtünme kuvveti ve yüzeyin tepki kuvveti. Bir de ağırlığı. C'den itibaren bakın yay kuvveti yok. Çünkü yay C'ye kadar. Zaten C'den A'ya sıkıştırılmıştı. Gerçek uzunluğuna geldiği zaman artık zaten bağlı da olmadığı için A bloğuna herhangi bir etkisi olmaz. C'den sonra yay kuvveti yok. O zaman hemen iş ve kinetik enerji denklemini yazarsak. A noktasındaki kinetik enerji. Şöyle yazalım. 1 bölü 2 MBA'nın karesi. A ile D arasında iş yapan kuvvetler. Toplam iş. İş yapan kuvvetler nedir? Bir yay kuvveti A'dan C'ye kadar yapıyor ama oraya dikkat edeceğiz. Bir de sürtünme kuvveti var. İş yapma kriteri neydi? Hareketle aynı doğrultuda etkileyen kuvvetler iş yapardı. Hareketle aynı yönlükte pozitif iş, zıt yönlükte negatif iş yapıyordu. Burada yay kuvveti A ile C arasında iş yapacak ve pozitif iş yapacak. Sürtünme ise A'dan D'ye kadar komple hareket boyunca iş yapacak ve negatif iş yapacak. O zaman artı 1 bölü 2 K sekare. Yayın yaptığı iş bu yay diyelim. Bakın A'dan C'ye kadar diye yazılmasının sebebi bu. Bu da sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Sürtünme kuvvetinin 0,2 çarpı Nc, yani kinetik sürtünme katsayısı çarpı yüzeyin tepki kuvvetiydi. Şurası sürtünme kuvveti. F-friction diyelim. Çarpı yer değiştirme. A'dan D'ye kadar etkiyordu. O zaman komplesi de U-friction. Yani sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Ve sürtünme kuvveti bakın negatif etki. Eşittir. D noktasındaki kinetik enerji. O da 1 bölü 2 MVD'nin karesi. Şimdi başlangıçta blok duruyormuş. O zaman VA yok. Dolayısıyla burası 0. 0'ı yazdım. Artı. Yayın yaptığı iş 1 bölü 2 çarpı K 500 Newton bölü metreymiş. Çarpı S A'dan C'ye. Yani 0,2 metre kadar iş yapacak. Şurası yayın yaptığı iş. Eksi sürtünme kuvvetinin yaptığı iş 0,2 çarpı 98,1. Nereden geldi 98,1? Nc 98,1. Neden? Y doğrultusundaki kuvvet dengesini yazarsam bakın. Nc eşittir. Ağırlık çıkıyor. Bloğun kütlesi de 10 kilogrammış. Dolayısıyla 10 çarpı 981'den Nc'yi 98,1 olarak bulur. 0,2 zaten kinetik sürtünme katsayısı. Çarpı sürtünme kuvvetinin etkilediği mesafe. Hareket boyunca yani 0,4 A'dan D'ye kadar olan mesafe boyunca etkiyor.
Toplam yapılan işi bu şekilde hesaplamış oluruz. Eşittir 1 bölü 2 çarpı m 10 kilogramdı çarpı d noktasındaki hızın karesi. Dikkat ederseniz bilinmeyen sadece zaten d noktasındaki hız kaldı. Buradan vd'yi çekersem 0.656 metre bölü saniye olarak bulmuş oldum. Yani eğer soruyu değiştirmek isteseydik bloğu yaya bağlayabilirdik. O zaman daha ileri bir hesaplama gerekirdi. Çünkü yayda C noktasına itibaren blok üzerine negatif etki yapacak. Yani burada dedik ki C'ye kadar olan blok serbest cisim diyagramı bu. Eğer bağlı olsaydı C'den sonra serbest cisim diyagramı da şu şekilde olurdu. Çünkü C noktasına itibaren yay bloğu geri çekmeye çalışacak. Daha da güzel bir soru olabilirdi. Dediğim gibi siz de kendiniz türetip çözümler yapabilirsiniz. Şimdilik onun çözümü bu kadar. Bir diğer sorumuz. Bakalım bu neyle alakalıymış. Şekli pek de iyi değil ama artık en azından anlaşılıyor. Ben sorusunu da yansıtalım. 0.9 kilogram kütleli kutu 5 metre bölü saniye hız ile A noktasından pürüzsüz eğik düzlem boyunca hareket etmekteymiş. Bakın hemen altını çizelim. İlk hızım belli. Eğik düzlemde pürüzsüz, sürtünme yok ve kütleyi biliyorum. Buna göre A şıkkı kutunun çarptığı C noktasının koordinatlarını, yani x ve y'yi soruyor. B şıkkı çarpmadan hemen önceki hızı, C şıkkı da toplam hareket süresini hesaplayın diyor. Şimdi bir de şekil üzerinde bakın açıları belirtmesi amacıyla burada 1 ve 2 şeklinde ölçüleri verilen bir üçgen var. Burada da bir 3, 4, 5 üçgeni var. Yani açılar verilmemiş de bu şekilde üçgenler verilmiş. Buradan açıyı çıkartacağız. Şimdi çözüme geçelim o zaman. Şimdi sorunun şeklini tekrar yansıttık. Şimdi bu soruyu hangi yöntemle çözeceğiz? Yani baktığımız zaman bariz aslında ama hız var, yükseklik var. Direkt enerjinin korunumu. Yani önce şu şekilde eğik düzlem üzerinde hareket eden bir kutu var. Daha sonra buradan fırlayacak ve gördüğünüz gibi bir eğik atış yapacak. Bir noktaya çarpacak. Şimdi yükseklik değişimleri var. Potansiyel enerjisi var başlangıçta. Kinetiği de var tabi. Bunlar birbiri arasında değişerek enerji korunacak. Bir denge söz konusu. Dolayısıyla enerjinin korunumu denklemini kullanabilirim. Şimdi o zaman bunun için bir başlangıç çizgisi belirliyoruz öncelikle. Ne yapıyoruz? Başlangıç çizgisini burada A noktasından geçen yatay doğrultu olarak belirledik. Yani şuradan geçen şöyle bir doğrultu. Niye? A noktasındaki potansiyel sıfır olsun diye tabii. O zaman enerjinin korunumunu yazarsak. TA artı VA eşittir. TB artı VB. Şimdi bakın A'dan B'ye olan durum için yaptık öncelikle. Yani bir A'dan B'ye eğik düzlemde hareket etsin dedik. Ondan sonra B'den de bir eğik atış yapacak bu kutu. Dolayısıyla hareketi ikiye böldük diyebiliriz. A noktasındaki kinetik enerjiyi biliyor muyum? Biliyorum. Nereden biliyorum? 1 bölü 2 mv kare. M 0.9 kilogrammış. Hızım da belli. 5 metre bölü saniye. O zaman TA'yı biliyorum. Artı VA yani ilk durumdaki A noktasındaki potansiyel. Başlangıç çizgisini A noktasından geçen yatay eksen olarak aldım. O zaman 0. Eşittir. B noktasındaki kinetik enerji. Biliyor muyum? B noktasındaki hızı bilmiyorum. O zaman 1 bölü 2 MVB'nin karesi şeklinde yazdım. B noktasındaki artı B noktasındaki potansiyel enerji. Şimdi başlangıç çizgisinden aşağıda bir nokta B noktası. Dolayısıyla bakın şurası. B'ye geldim. Dolayısıyla potansiyelin burada negatif olur. Yani eksi VB diyeceğim. VB'de M çarpı G çarpı yer değiştirme olacak. Bakın yer değiştirme, yani ben bu çizgiyi düz çizeyim, yanlış anlaşılacak şimdi burası.
şekilde gösterilmiş. Başlangıç çizgimiz de burada. B noktasının da buraya olan düşey mesafesi bakın 15 metreymiş. O zaman M biliyorum 0.9, G 9.81 çarpı 15 metre. Şimdi burada tek bilinmeyen ne kaldı? VB. Buradan VB'yi ben çekebilirim. VB 17.87 metre bölü saniyeymiş. Şimdi B noktasına geldim. Bakın, hareketi dedim ki iki aşamalı yapıyorum. B noktasından itibaren bu kutu eğik atış yapacak. Yani şu şekilde gösterdiğimiz gibi. B noktasına geldim. B noktasının yerden yüksekliği 30 metre. 17.87 metre bölü saniyelik hızla buradan kutu eğik atışa maruz kalacak. Şimdi ben öncelikle x ve y, yani şu çarptığı noktanın koordinatlarını bulmaya çalışıyorum. O zaman x için yatay hareket, y için de düşey hareket denklemlerini kullanabilirim. Eğik atışı hatırlayın. Sağa doğru x ekseni pozitif, düşeyde yukarı doğru y ekseni pozitif eksenler. O zaman konum denklemini yazarsam. Öncelikle yatay harekete bakıyorum. Eğik atışta yataydaki ilk hızın ve son hızın birbirine eşit olduğunu biliyorum. Bunları unutmayın. Yataydaki son konum nedir? X. Değil mi? Yataydaki son konumum burası. O da x'miş. İlk konuma 0 dersem, yataydaki ilk hızım ne olur? VB'nin x bileşeni, yani 17.87 çarpı, eğer burada açı olsaydı şurası, bu açının kosinüsünü kullanırdım. Yani 4 bölü 5 derdim. O zaman 17.87 çarpı 4 bölü 5 dedim. Şu anda VB'nin x bileşeni çarpı zaman. İlk konuma 0 dedik, son konum x zaten. T'yi biliyor olsaydım buradan x'i bulurdum ama T'yi bilmiyorum şu anda. O zaman x eşittir 14.296 T olarak bırakayım şu anda. T'yi buldum, değerini yazar, x'i de bulurum. Buna bir nolu denklem diyeyim. Şimdi bir de düşey harekete geçelim o zaman. Şurayı bir temizleyeyim karışmışsa. Düşey hareketteki denklemi yazdık. Yukarı yönü pozitif kabul ettiğimizi söylemiştik. Düşeydeki son konumum ne olacak? Y olacak. İlk konumum ne olacak? 30 metre. Bakın sıfır falan değil. Yukarıdan aşağı iniyoruz. Aşağıdan yukarı çıkmıyoruz. İlk konumum 30 metre. Son konumum y. İlk hızın y bileşeni 17.87 çarpı. Bunun da sinüs bileşeni olur. Yani 3 bölü 5 ile çarparız. Artı 1 bölü 2 a tekrar. Ancak gerçekten ivmesi burada. Her zaman olduğu gibi, yani burada değil. Aşağı yönlü ve biz yukarı yönü pozitif kabul ettik. O zaman burası da yine eksi olacak. Bakın ilk konumum 30 metre. Son konum zaten y. İlk hızımın y bileşeni. Şunu da şöyle yazayım. VB'nin y bileşeni çarpı t. Eksi 1 bölü 2 a tekrar. 1 bölü 2 çarpı 9.81 çarpı tekrar. İşte burada y'yi de bilmiyorum, t'yi de bilmiyorum. Şimdi buradan da y'yi çekip t cinsine yazarsam hem t hem x hem de y bilinmeyen olur. O zaman burada bir bilinmeyen sayısını 3'ten 2'ye düşürsem sanki 2 bilinmeyen olduğu zaman çözülebilir hale gelir diye düşünüyorum. Şimdi o zaman bunun için yani t'yi yok edemeyeceğime göre, çünkü t'yi de bulmaya çalışıyorum, x ve y'den birisini yok etmek istiyorum. O zaman x ile y arasında bir bağıntı kurmam lazım. Şimdi bakarsanız şurada açı verilmemiş ama üçgen verilmiş. Şimdi bu üçgenle şu x ile y'nin oluşturduğu şu anda taradığım üçgen benzer üçgenler, bakın. Geometrinin benzerlik özelliği. Dolayısıyla 1 bölü 2 y bölü x'e eşit olacak. Öyle değil mi? Benzer üçgenler. Y bölü x 1 bölü 2 olur. O zaman buradan y'yi çekersem ben, y eşittir x bölü 2 olur ya da 1 bölü 2 x olur. Şimdi o zaman kısaltmadan söylersek y x'in yarısıymış. O zaman buradaki y yerine şurada bulduğum x'in yarısını yazabilirim. Ben şu denkleme de 2 nolu denklem diyeyim, elimde bulunsun. İleride anlatırken kolaylık olur. O zaman burada y gördüğüm yere şurada bulduğum x'in yarısını yazarsam ben
Bilinmeyen sayısını 2'ye düşürmüş olur. Bakın. 14.296 t bölü 2 aldım. Yani x bölü 2 oldu y. Diğer kısımlar zaten aynı şekilde bıraktım. Bilinmeyen sayısı, bırakın 2'yi, teke düştü bakın. X'ten de kurtuldum, y'den de kurtuldum. Şu anda t'ye bağlı ikinci dereceden bir denklem var elimde. Bunun çözümü çok basit. İkinci dereceden bir denklemin köklerini bulma formülünü kullanırsak buradan t için kökü bulmuş oluruz. Onu daha önce anlattığım için detaylı anlatmıyorum artık. Buradan iki tane kök bulacaksınız. Birisi artılı, birisi eksili. Zaman eksili olamayacağı için artılı olan kök bizim cevabımız olmuş olacak. Ve bu süre nedir? B'den C'ye, yani burada bulacağım T, B'den C'ye hareket süresi olacak. O da 1.25 imiş. Bulduğum T'yi ben burada yerine yazarsam X'i bulurum. Y de zaten X'in yarısıydı. O zaman 14.296 çarpı 1.25 dersem, x'i 17.87 metre olarak bulurum. Y de bunun yarısı olacak. Bunu 2'ye bölersem y'yi de 8.935 metre olarak bulmuş olur. Yani sorunun 3 şıklıydı. A şıkkı tamam. X ve y koordinatlarını buldum. Gelelim B ve C şıkkına. B şıkkında C noktasına çarpma hızı soruluyordu. B şıkkına geçelim o zaman. Şimdi yine enerjinin konumunu yazabiliriz. Bu sefer A'dan C'ye direkt yazabiliriz. Çünkü çarpma hızı soruluyor. Hız kinetik enerjinin içerisinde var. TA ve VA değişmiyor. Yani başlangıç hızı değişmedi. Başlangıç çizgisini de değiştirmediğimize göre. İlk kinetik enerji 1 bölü 2 mv kareden 1 bölü 2 çarpı 0.9 çarpı 5'in karesi, potansiyelinde zaten 0. Son durumdaki kinetik enerjim 1 bölü 2 m vc'nin karesi olacak. Vc'yi bilmiyorum, zaten onu soruyor B şıkkında. Çarpma hızını soruyor bize. Bu şekilde bıraktım. C noktasındaki potansiyel de yine başlangıç çizgisinden aşağıda olduğumuz için negatif olacak. O yüzden eksi dedim. Ve C noktasının başlangıç çizgisinin uzaklığı da ne olacak? Şöyle yansıtalım. M çarpı G çarpı, şekli hatırlayın. Şekli buraya koymamışım. Keşke onu da koysaydım. Şöyleydi. Hemen kabaca çizeyim. Şurası 15 metreydi. Buradan geliyor. Burası 30'du. Ve şurada bir C noktasının da yerden yüksekliği vardı. Y'ye kadar. Burası da 30 metreydi. Dolayısıyla 30 eksi y olacak. Yani 15 artı 30 eksi y. Y'yi de zaten 8.935 olarak bulmuştuk. Dikkat ederseniz burada tek bilinmeyen bc kaldı. Buradan c'yi çekersem 27.067 metre bölü saniye olarak bu kutunun c noktasına çarpma hızını da bulmuş olduk. B şıkkı da tamam. Gelelim C şıkkına. C şıkkında da toplam hareket süresini sormuştu. Biz eğik düzlem, yani eğik atışın, düzeltiyorum, eğik düzlem dedim. Eğik atışın gerçekleşme süresini bulmuştuk. 1.25 saniye olarak. O zaman bir de eğik düzlemdeki hareket süresini bulursam, toplam hareket süresini bulmuş olurum. Şurası çıkmamış galiba. Şöyle eğik düzlemde bloğun, yani kutunun hareket yönünü pozitif yön aldık ve x ekseni olarak kabul ettik. X yönündeki toplam kuvvet eşittir m çarpı ax dersek, x yönündeki kuvvet nedir? Ağırlığın x bileşeni. O da açıdan dolayı, şuradaki açı eğer teta demiş olsaydı, ağırlık şöyle bu şekilde bileşenlerine ayırırdık. Buradaki bileşende dikkat edin, yani şuraya taşırsak bu açının x bileşeni sinüs olur. Sinüs içinde 3 bölü 5 yapardık buradaki üçgen için. 0.9 çarpı 981 çarpı 3 bölü 5 eşittir m çarpı ax. Buradan ax'i çekersem, bizim ok yeni geldi. Şurayı sileyim de karışmasın.
AX 5.886 metrebölü saniye kareymiş. O zaman burada bir hız denklemi yazarsak, yani B noktasındaki hız son hız eşittir ilk hız artı A çarpı T edersek, B noktasındaki hızı biliyorum, 17.87 olarak bulmuştum sorunun ilk aşamasında. A noktasındaki hızı da biliyorum, 5 metre bölü saniyeydi, soruda verilmiş. İvmeyi zaten buldum. O zaman eğik düzendeki toplam hareket süresinde buradan 2.186 saniye olarak bulmuş olur. Diğer hareket süresi de 1.25'ti. O zaman ben bu ikisini toplarsam 2.186 artı 1.25 saniye dersem toplam hareket süresini 3.436 olarak bulmuş olur. Yani A noktasından bıraktığım bu kutu C'ye çarpana kadar 3.436 saniye geçiyormuş. Güzel ve aşamalı bir soru. Yani başka ne sorulabilir buradan artık orası, o kısmını size bırakıyorum. Şimdilik bizim çözeceğimiz kısım bu kadar. Bu sorunun çözümü de buraya kadardı şimdilik. Son olarak kaynaklarımızı yine gösterelim. Her zaman olduğu gibi James Merrill'in ve Hibbel'in dinamik kitaplarından yararlandık.